Kime desem derdimi ben bulutlar, bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modsuz Survival serimize birkaç hafta aradan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Modsuz Survival'ın gerçi toplu kısmını açıkladım arkadaşlar da birkaç haftadır abi inanılmaz bir yoğunluk vardı. Hatta yine çok yoğunluk az değil ama her fırsat bulduğumda bir şeyler yapmaya çalıştım dün. Dün bayağı bir 2,5-3 saate yakın arkadaşlar Modsuz'da çalıştım, güzel bir bölüm çıkarayımsa diye. Ha, goygoylu bölüm de olur abi, yani illa bir şey yapmana gerek yok diyorsunuz. Hani uzun bir süre bir şey atmadım mı dedim, bir şey yapayım. Çünkü zaten sürekli goygoylu bölümlerde yapıyoruz da. Arkadaşlar özlediğinizi biliyorum abi. Modsuz Survival sevdiğinizi biliyorum. Ben de seviyorum. Bugün zaten demin gördünüz arkadaşlar. Video başında da hızlandırmasını izlediniz. Arkadaşlar uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hep diyordum size işte böyle atıyorum içine şeker kamışı şeyi yaparız. Dikeriz. Şeker işte şeker fabrikası deriz falan filan diyordum. Sırf build olsun diye öyle bir şey yapmak istedim. Arkadaşlar tamamen doğaçlama, zaten bunun doğaçlama olmama gibi bir olasılığı var mı abi? Yani şunun herhalde internetten bulup yapmazsın yani, çok bir numarası yok çünkü. En çok malzemede taşta, aslında terakotalarda da yapabilirim. Neden taştan yapayım dedim, çünkü betona da benziyor normal, hani nasıl diyeyim, dışarı çık bir binaya bu şekilde bir yüzü oluyor. Genelde böyle şey binaların, iş merkezi binaların. Bu şekilde olur. Kayıda kontrol ediyorum. Yine OBS'de kaydediyorum. Çok kaliteli kayıt alıyor abi. Tavsiye ederim. Ayarlarını göster demişsiniz de arkadaşlar. Ben de ayarlarımı abim sağ olsun. Abim yaptırdı. Abim bayağı OBS'ten anlıyor yani. O yaptırdı. O Bilbo Baggins. Öyle arkadaşlar, burayı, bu binaya 2,5 saat abi. Yani 2,5 saat boyunca uğraştım. Şöyle bir bina yaptım. Araya merdiven yeri için boşluk bıraktım arkadaşlar. Her katın her iki tarafına otomatik yapmayacağım. Çünkü ben böyle otomatik şeker kamışı yaparsam hem lag yapar hem de otomatiklik değil de ne denir ona? Otomasyon mu? O çok bana göre değil arkadaşlar. Sıkıntı yok bir de yani. Çok ihtiyacı olduğunda da sırf build olsun diye yaptım dediğim gibi. Daha da süsleyeceğiz bunu arkadaşlar. Bugün içine biraz şeker kamışı falan dikti. Elimizden geldiği kadar, yetiştiği kadar. Video dışında ben zaten tamamlarım. Ondan sonra şurayı da göstereceğim. Bak bir sürü lan. Ben normalde Modsuz Survival videolarına girmeden arkadaşlar benim burada kağıt kalemim vardır. Yazarım videoda neler söylemem, neler göstermem gerektiğini, çünkü unutuyorum. Bu sefer yazmamışım. %100 bir sürü şeyi unutacağım. Arkadaşlar bizim şurada bir atımız vardı. Geçenlerde abimin videoda gördüm. Nerede abi? Ha, burada. Arkadaşlar bakın, hatta suç mahallinde yani kanıt bırakılmış. Bakıyoruz abi. Burada elizi var. Oo, Marsh Racing elizi. Oo, bu bize çok güzel bir şey. Polis merkezi yapıyoruz mu lan şehrimize? Lan derken size lan demedim yani, böyle atarlanır gibi. Polis merkezi yapıyoruz mu canlı yediklerim? Yapalım be. Atımızı kaçırmış abi. Abim atımızı kaçırmış arkadaşlar. Şey diyecektim. Atımızı kaçırmış abi arkadaşlar falan gibi. Neyse, ne saçma. Arkadaşlar abim götüreceğini söylüyordu. Hele diyordu sonra götürürüz falan. Götürecekmiş yani. Neyse, sıkıntı yok. Yakında köy merkezine bir ev yaptığımız zaman, şey ahır yaptığımız zaman oradan at alırız. Sonra abim daha ne yaptıydı ya, benim bezle ilgili bir şeyler daha yapmıştı. Ha, tarım alanı demişken tarım alanına gidelim ve abimin bezle de bir gidelim. Atımızı nereye koymuş? Arkadaşlar bakın, binalar geldikçe şehrimiz... Ne oluyor? Mesaj geliyor. Bir mesaja bakayım abi. Çünkü kargo gelecek, onu bekliyoruz. Videoyu da geciktiremedim. Yok abi, kargo değilmiş. Elektrik faturasının bildirimiymiş. Bu bilgileri niye paylaşıyorum videolarda bilmiyorum da ya. Arkadaşlar samimiyet ya. Boş verin ya. Aman kendimizi farklı göstermeyelim. Ben kendim farklı göstermeyi hiç sevmem abi. Ben neysem oyum. Aç beni eski videoları. Sadece biraz daha utangacımdır. İleride de değişmeyeceğiz. Geçmişte de aynıydı. Şimdi ne diyordum? Unutturdu. Ha arkadaşlar, yapılar geldikçe ne kadar güzel olmaya başladı değil mi şehrimiz ya? İyi ki var ya, şuraya daha çok kazmamışım. Çünkü önce bir burayı dolduralım. Genişlersek diğer tarafa hatta şey bile yapabiliriz. Mesela şuralara da tepelik evleri falan yapabiliriz. Arkadaşlar binanın üst kısmında bu şekilde aydınlattım. Yaratık spawn olmasın diye. Çünkü çok fazla yaratık spawn olabiliyor. Deniz feneri tıpkı şuradaki gökdelenimizde. Gökdelen de sayılmaz tam bu ya. Çok fazla yüksek olmadı. Kaç oldu abi? Dur bakayım. Hemen şöyle bir konuyum buraya. 150. Bir ara 256 sınır ama 250'ye kadar uzanan bir bina yapmak istiyorum arkadaşlar. Yakında dayım da buraya yapacak, biliyorsunuz. Bir tane gökdelen sözü var bize. Hatta belki ortak proje yaparız, bilmiyorum yani. Dayımın kanalda yayınları muhtemelen. Dayım da arkadaşlar bayağıdır yok, biliyorsunuz. Yani biz konuşuyoruz ama yoğun, harbiden çok yoğun bu aralar dayım. Yaşlı, bir de üstüne varmayın, yazık. Elinde olsa gelir, kesin gelir. Dayım öyle millet umursamayacak, savsaklayacak bir adam değil arkadaşlar. Dayımın elinde olsa kesin gelir yani. Dayım yoksa kesin yoğundur yani, öyle düşünün. Tabii. Ondan sonra ne diyordum? Şuralara arkadaşlar ufak tefek evler getirmeyi düşünüyorum. Ben daha çok bu taraflara iş merkezleri, binalar yapmayı düşünüyordum aslında. Çünkü daha geniş. Daha yapması, nasıl diyeyim, rahat olur. Şuralar dar çünkü. Şu binayı şuraya bir yapsam bitti abi. Başka yapacak bir şey kalmazdı. Buralarda bir tane, belki de buraya bir tane park yapabiliriz arkadaşlar böyle. Etrafında koşu alanı olan. Mantıklı lan. Vallahi mantıklı. Şuraya bir tane bina yaparım. Şu arayı park yaparız abi. Vallahi videoda geldi aklıma. Mantıklı. Bu binada her katını böyle yaptım. Şeker fabrikası derken otomasyon bir şey değil arkadaşlar. Şehrimizde. Aa, bunu gösterecektim. Arkadaşlar abim en sonki videosunda buralara arabalar yapmış. Şu arabalardan zaten şuraya yaptıklarından mı artık bilmiyorum ama şunlar da muhteşem olmuş. Lan bu itfaiye aracı gibi kamyonet çok güzel olmamış mı ya? Arkadaşlar kesinlikle Marsh Racing kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Hatta benden de selam götürebilirsiniz. Ve bir tane Bedwars çektik, orada izlediniz mi? Geçen videomda daha söylemiştim de. Buraya bir kamyonet daha, çok güzel. Yakında da şu artık dayı taşıyıcılık değil de dayı nakliye şeyini yapalım merkeze. Şunu kapakta mı ne görmüştüm, çok hoşuma gitti. Dün var ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? İtiraf ediyorum. Ben şu binayı yaptım. 3 saat uğraştım. Bunları vallahi fark etmedim ha dün. İnceleyemedim. O kadar yapacağım işe fokuslanmışım ki bu tarafta ne olup bittiğini bak şimdi bile yeni fark ettim. Çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Kesinlikle Mehmet Ali Şenpotuk kanalına giderek bunları yapımını seyretmeyi unutmayın. Abim bayağı, ben arkadaşlar bir ara yoğunluğu falan geçirdim ama abim tek serisi modsuz olmasından da dolayı biraz ağırlık veriyor. Bayağı bir bölüm çekebildi. Hani ben nasıl söyleyeyim arkadaşlar? 3 saat diyorum mesela sırf çekimi, video arkası çalışması belki daha fazla sürüyor çoğu zaman. Bir de günlük video yetiştirdiğim için bunu uğraştığın zaman o zaman o gün atacağım videoyu yetiştiremiyorsun. Günlük bir video çekeyim, edit yapayım, benim zaten akşama kadar bütün vaktimi alıyor. Video dışında da modsuzla uğraştığım zaman modsuz videolar bu yüzden gecikiyor ve gelmiyor. Yani anladınız mı? Yani ekstra bir seri ama Bedwars sevenler de çok olduğu için arkadaşlar onu da aksatamam tabii ki. Yani ileride ne olacağı belli olmaz. Böyle arkadaşlar. Şimdi tarım alanımıza doğru bir gidelim. Şehrimiz de büyüdü. Dayımın da abimin de eline sağlık arkadaşlar. Mesela şunu abim yaptı. Arabalar abim yaptı. Şuradakileri de. Dayımın bir sürü eli değdi. Şu köprüyü dayım yaptı. Yani hepimizin base'de birbirimizden izler var. Zaten co-op, multiplayer oynamak budur abi. Dayımın şu kamyonetler, arabalar da çok güzel bu arada. Şu traktöre bir bakmak istiyorum ya. Dayım özlendin dayım. Bak traktörlerin başı boş kaldı dayım. Dayım çalsalar buradan haberim olmayacak. Arkadaşlar tarım alanımıza abim de dayım da bir şeyler yapacaktı biliyorsunuz. Abim bana dedi ki ben dedi senin tarım alanına bir tane şey yapmak istiyorum abicim dedi abim. Tabii abi dedim, ne istersen. Zaten abi şurayı önceden söylemişti buraya yapacağını. Dedik şu kenarına ben bir şey yaparım dedi. Tamam demiştim. Bir tane dedi çiftlik evi yapacağım dedi. Bununla başladı. Daha yapacaklar arkadaşlar. Dayım da abim de yapıyorlar. Böyle bir çiftlik evi yapmış. Bir gezelim hemen ufak. Gayet güzel olmuş. Böyle dolap. Oo, içinde pancar tohum falan da var. Manzara da yalnız var ya. Manzarasından arkadaşlar yel değirmeni falan da görünüyor. Buraya bir tane de koltuk atmış. Yatak da var. Aa, bildiğin güzel bir ev olmuş. Bahçesi falan da gayet hoşuma gitti. Bayağı uğraşılmış bir ev. Eline koluna sağlık abi. Şöyle bir uçarak bakalım. Tarım alanımızda arkadaşlar. Gelişiyor, hatta şuradan yol da taşımış abim. Biz de yakında hatta öbür bölüme veya birkaç bölüm. Aa, burada da şey vardı lan, doğru. Bunlara sistem yapmak gerekli mi bilmiyorum da sırf roleplay olsun diye yapılabilir. Arkadaşlar şu alan tarım alanı biliyorsunuz. Buralara ufaklı tefekli inşallah sezon sonuna kadar bir şeyler yapıp doldurmaya çalışacağız. Şimdilik 3'te 1'i falan doldu sanırım. 4, 1, 2, 3, 4 tane yapı var. Portalı saymıyoruz. İyi, yavaş yavaş doluyor. Yalnız bu nedir ya? 24 gün iyi. Fazla da değil. Bir FPS droplanması yaşıyorum da şeyden değil ama kayda da bakıyorum, bir sıkıntı yok. Arkadaşlar OBS'de yeni olduğum için biraz kayda ara ara bakıyorum. Şimdi şuradan gidip mutfağımızın verandasından içeri girip şu envanterimdekiler arkadaşlar sandıklar atacağım. Bu arada demin gördüğünüz şeker fabrikasının içini ilk 2 katını arkadaşlar huş tahtayla yaptım. Üst kata yetmedi abi. Yetmediği için ben de orada beyaz bir şeyler olsun diye ve orada replay de açık dedim. İçinde gidip kuş toplamakla uğraşmayayım replay açıkken dedim. Kapatmayayım da replay'i. O yüzden arkadaşlar ne yaptım? Beyaz terakotayla kapattım. Şunlar da arkadaşlar yaparken ya sürekli otomatik fırında cam pişirmek durumunda kaldım arkadaşlar. Öncelikle şu elimdekileri bir boşaltayım da ondan sonra anlatmaya devam ederim. Tamam arkadaşlar, boşalttım envanterimi. Yani şu camlar için, şuradaki camlardan aldım zaten biraz. Normal cam vardı, bunları boyadım beyaz cam için. Taş falan da bayağı lazım oldu zaten ama diğer taraf buraya çok gelmedim arkadaşlar taş için. Şu tarafta bizim depolama alanımız var ya, taşlar oradan aldım. Otomatik fırında bayağı sürekli, hatta hala açık mı, yok abi. Aa, kömür bitmiş. Ya arkadaşlar şu sorunu ben anlayamıyorum. İlk bir 7-8 tane fırın, şurası da açık olmasına rağmen, hani gidip gelmesine rağmen bayağı pişiriyor. Bunlardan bir halt gitti. Bunlar da pişiriyor da ilk seferinde sadece. Sonrasında böyle sıkıntılar oluyor. Burada kömür falan bitiyor. Yani eğer biliyorsanız yazın abi. Buraya da biraz bir şeyler atmışız. Kömür falan filan da var. Kömürleri de kırarız, burayı doldururuz. Şimdi arkadaşlar abimin base'e bir uğrayalım. Ondan sonra da şu hafiften ne yapacağımı size göstereyim. Her kata. Bölüm arasında artık yapıştırırız onu. Her kata bir de merdiven çıkacağız. Arkadaşlar yapacağım şey şu. Burası ortayı merdiven olarak düşün. Dolu düşün. Sağ ve sol taraflara böyle şeker kamışları dikeceğim arkadaşlar. Full ve otomatik değil. Kendi elimle toplayacağım abi. Çünkü şeker fabrikası ve 3 katlı yaptım. Hatta mesela burayı da 2'ye bölüp hani 6 katlı da yapabilirdim. Belki ileride de yapabiliriz, bilmiyorum ama gerek var mı? Buradan biz mesela burada takırken sürekli büyüyecek ve elimizde toplayacağız. Çünkü ben video dışında elle toplamayı seviyorum. Videoda da kez aynı şekilde. Bir de otomatik şeker kamışı bayağı lag yapabiliyor arkadaşlar. Çok gerek olduğunu düşünmedim o yüzden ve böyle bir şey yapmak istedim. Hem güzel bir bina oldu. Haritada onun yerini güncelleriz. Hem de güzel bir roleplay oldu bizim için. Marsh Racing base'ine geldik arkadaşlar. Tam bir Edo Oras. Hatta abi abimin evde bir konaklamak istiyorum. Şu ahırlara bakacağım. Bizim at orada mı? Atın ismi yoktu gerçi de. Hop şöyle bir girelim. Çok da sağ sol göstersem bilmem. Şey yok diye biliyorum ama spoiler. Ulan var ya, uzun zamandır modsuz çekmiyorum ama nasıl özlemişim ya. Valla. Ya dediğim gibi arkadaşlar ben bir şeyler yapıyorum dedim. Yorumların çoğu şöyle. Abi zaten biz hani videoda bir şey yapılmasını izlemiyoruz. Goy goy izliyoruz falan demişler. Ama en azından arkadaşlar çalışayım ki goy goyunu çevirebilelim. Hani arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Biz bir tutorial kanal değiliz. Ben bir PvP kanal değilim. Hepsinde bak. Bedwars'ta da kez aynı şekilde. Çok iyi oynamasam da en azından eğlenceli, sohbet, muhabbetle oynuyoruz. Modsuz survival'larda, daha doğrusu survival'larda diyelim. Survival'larda da kez aynı şekilde. Şunu şöyle yapacaksınız. İşte bu redstone'u böyle yapacaksınız. Yok şu build'in burasını böyle yaparsa, o tarz şeylere girmiyorum. Yani ve bu yüzden de bence insanlar tarafından izlendiğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi bir builder, sistemci veyahut ne diyeyim PvP oyuncusu olmadığım için insanlar genelde muhabbet için izliyor arkadaşlar beni. Öyle takılıyoruz biz de abi. Şimdi ahır şu taraftaydı. Abimin base de çok her yerde ışıklandırmış abi. Aa hangisiydi? Şuydu lan. Buydu. Adını eşek koymuş. Abi var ya, videosunu gördüm. İzleyemedim, tamam mı? Yorumlara baktım. Millet eşekle ilgili birkaç yorum yapmış. Atımı çalıp adını eşek koymuşsun ha abi. Yalnız bunun yakında cevabı olur kardeş. Allah, şurada duramadım. Rohana bir baskın yapılır lan. Rohana da severim de. Rohirimi yanıma çekerim ha. Arkadaşlar eşek koymuş yani. Şeytan diyor diğer bölüme. Ahır yap köy tarım bölgesine. Bu atların hepsini de götür. Bakalım abim ne yapıyor o zaman. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle merkezi de özlemişsinizdir arkadaşlar. Şöyle merkezi de bir uçarak göstereyim. Dayımın yaptığı banka. Bizim şuradan mürekkebimiz arkadaşlar. Dev mürekkebimiz ve şöyle merkeze de şöyle bu süzülelim. Yakında merkeze yine bir şeyler daha yaparız. 3 kişi olmamıza rağmen bak 3 kişiyiz ve merkezi baya doldurduk. Arada bir sürü boşluk var ama daha arkadaşlar yapacağımız çok şey var ve sezonun bitmesine daha çok var. Çünkü 1.17 muhtemelen Haziran gibi mi artık bilmiyorum. Çünkü şey yazıyor. Wiki'sinde miydi hatırlamıyorum. Şeyin ortasında diyor. 2021'in ortası ne zaman oluyor? 6. ay oluyor işte. Abim buraya fıskiye yapmış arkadaşlar. Çok güzel bir fıskiye olmuş. Medeniyet düşmanları fıskiyeden ne istedi? Bunu kıralım arkadaşlar. Abime öyle diyelim harbiden. Suyu alalım veya abim gelsin desin ki medeniyet düşmanları fıskiyeden ne istediniz? Bu arada şeyi soranlar oluyor. Abi böyle kendi etrafına nasıl bakıyorsun falan. Arkadaşlar bu 360 perspektif olayı şeyde var. Kendisinde var Bedlion klientin. Bunu Bedwars'ta kullanıyorum. Modsuz'da kullanmaya gerek kalmıyor yani. Onunla yapacak bir şeyim yok yani. Öyle. Tamam mı? Merkezi böyle gösterdim. Buna şey diyenler olabilir. Şöyle uçarken söyleyeyim. Abi hani modsuzdu. Bu mod falan. Arkadaşlar survival olay mod. Şu benim survival'ıma hiçbir etkisi yok. Anlatabildim mi? Bizim moddan kastımız veya ismini de öyle koymuşlar. Moddan kastımız mesela ağaçları kırınca hepsinin gelme modu bilmem ne. Survival'ı etkileyen modlar. Modsuz anlamında. Yani yoksa abi diyor replay mod kullanıyorsun. Ya replay mod bana oyun içerisinde hiçbir katkı sağlamıyor ki. Oyunu kapatmadan zaten replay modu, bağlantıyı kes demeden replay modda çektiklerimi göremiyorum bile yani. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Aa şunu da göstereyim. Ulan var ya o kadar çok gösterilecek şey birikmiş ki. Burayı yaptım bitirdim. Tamam yoruldum bayağı dedim falan. Şöyle geri çekeyim baktım. Hırlamalar geliyor. Cık. Lan ne oluyor dedim. Zombi sesi. Zaten eskiden de sürekli burada geliyordu. Cık. Dinliyorum, oraya açıyorum, buraya açıyorum. Dedim ki lan dedim şuradan aşağı kazacağım. Kazdım. Neyle karşılaşayım? Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Zombi spawner abi. Hatta velet zombi mi lan o? Yok onun spawner ayrı olmuyor herhalde, bilmiyorum. Aa yanımda meşale yok. Şuraya doğru kaçtım. Beni öldürüyorlardı tam arkadaşlar. Allah'tan öldüremediler. Burada bildiğiniz zombi spawner'ı var arkadaşlar. Bunu kullanır mıyız? İşimize yarar mı bilmiyorum da kırmadım. Bir tane isim etiketi. At zırhını alalım. Şurada ne varmış? Bunları almaya gerek yok. Dursunlar. Yani çok enteresan. Düşünseniz arkadaşlar, sezon başında bulsak sevinirdik. Çünkü böyle şeye ihtiyacımız oluyordu. Şöyle kapatayım hatta. Nasıl yapsa bunun olduğu yeri belirlememiz lazım ya. Yine şöyle yapsak çirkin duruyor. Şöyle dursa. Dursun böyle. Sezon başında işimizi... Sezon başında niye çıkmadın karşıma? Her yeri kazmadığımız yer kalmadı. Her yeri kazdık çıkmadı. Sezonun yarısı olmuş, ihtiyacımız yok. Şimdi çıkıyor. Şu at zırhını ve terkotaya atayım da. Arkadaşlar at zırhlarımız da bayağı oldu. 5 tane falan at zırhı oldu. Eğer köylerden falan da satın alınabiliyor sanırım da. Balık farmı yaparsak oradan da çıkıyordu. Şunları şimdilik boşaltmayacağım. Hatta dur abi şu camları en azından bir boşaltayım. Arkadaşlar modsuz çok tatlı değil mi ya? Yani harbiden çok güzel bir serimiz. Beğenilerinizle birlikte devam edecek. Ara ara vermek durumunda kaldık elimizde olmayan sebeplerden ötürü. Şunu şuraya koyayım, diğerini daha sonra boşaltırım. Ama muhteşem bir şekilde devam ediyor. Şunu arkadaşlar sistem falan yaptım ve Redstone'la ilgili bir şey yaptığımızda Kızıltaş'la. Niye hep İngilizcesini söylemek geliyor insan için? Redstone, Kızıltaş işte Türkçesi var. Böyle olabiliyor arkadaşlar. Bunun içine o tarz sistemler yaptığım zaman gerekli malzemeleri onun içine koyuyorum. Yanıma biraz da yine bir şey kalayım. Bu arada mutfağımıza da şöyle bir gidelim. Mutfağım nasılsın mutfağım? Bir tane elma çıkarsa elmayı alacağım. Çıkmadı. Bunu almayacağım abi. Pişmiş koyun eti. Buna eskiden buna bir şey diyordu. Koyun eti pirzola mı diyordu? Hatırlamıyorum. Eskiden ismi farklıydı sanki. Şimdi yanıma arkadaşlar alacağım biraz kum. Bu arada camları pişirmek için kum kalmadı abi. Onu gösterecektim. Bak kum kalmadı. Tabii peki ADŞ'nin video dışında bir çöle gidip yine çölü sömürmesi yok mu? Şimdi çöl naneyi yemedi mi? Ya çöl naneyi yedin. Brego'muz nasıl? Brego'm. Aa arkadaşlar Brego'ya daha biz isim vermemişiz lan. Lan böyle şey mi olur? Ne düştü bana? Yumurta. Arkadaşlar bir tane daha yumurta. Brego'ya isim vermemek olur mu ya? Dur abi Erdal abiye de uğrayayım. Erdal abiden etiket satın alabiliyorduk ya. Hemen Erdal abi sana biraz mürekkep kesesi satıyorum abicim. Tamam mı? Erdal abi. Erdal abi 12 tane daha verdi. Şunu at. Şunların hepsini ver. Daha önce biriktirmiştim. İsim etiketi ver Erdal baba. 4 tane mi? Erdal abi sen de az gazıkçı değilsin de neyse. Şimdi arkadaşlar burada hemen Brego'muza bir isim koyalım. Tamam abi şu isim etiketlerinden. Dur isim etiketini ben şuraya atıyordum değil mi? Tamam. Erdal abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu arada bilmeyenler varsa Erdal abi bir zümrüte tamir kitabı veriyor arkadaşlar. İhtiyacımız olduğundan değil. İşte geçen sezon yapmıştık ya. Brego'yu doğru yazdım değil mi lan? Bu sezonda yapalım dedik. Geçen sene Erdal abi, Erdal bakkal dayımız açmıştı biliyorsunuz. Canan'ı yediğim dayım. Dayımı da özledik ya. Erdal abi Brego şu muydu ya? Lan yanlış ineğe koyuyormuşum. Dur aman. Tavuğa falan. Brego. Vay canını yediğim Brego'm. Ne yapacaktım? Ha şurada. Lag oldu da. Şurada arkadaşlar kumlar vardı. Çünkü ben burada biliyorsunuz çakıl falan var arkadaşlar ve burada kum getiriyordum ki beton yapmak için. Var abi bayağı kum. Betonlar burada tamam. Şu boş mu? Bu dolu. Bu dolu. Bu biraz boş. Üst boş. Kum gerekiyor. Kum taşı diyor lan. Kum gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle ben video dışında biraz kum getirem. Şimdi bunu aldık. Yanımıza ne var başka? Gezen tavuğumuz. Canını yerim. Gezen tavuk. Tamam lan. Yakında bak her seferinde söylüyorum ertelemiş konuyu. Yakında gezen tavuk için merkeze bir tavukçu dükkanı açacağım arkadaşlar. Ya yumurta satarız ya tavuk eti satarız. Bir şey satarız yani. Şeker kamışı yeri yapacağım. Bunun için bize şeker kamışı da lazım tabii. Oo mantıken yani şeker kamışı lazım. 2 kova da su alalım hemen oraya sınırsız su yaparız. Başka herhangi bir şey gelmiyor aklıma ya. Işıklandırmak için cartçut falan. Ya onları hallederiz arkadaşlar. Şimdilik en azından ne yapacağımı göstereyim de sizlere. Yani videoda şeker kamışı dikmekle uğraşmayalım yani en azından. Ne yapacağımı görün. Şuraya da bir merdiven yapmamız gerekiyor arkadaşlar ya. Bunu videoda yapsa mıydık? Şimdi burayın alanı tamamen kullanmaya çalışacağım. O yüzden aydınlatma yönünden biraz sıkıntı çekebiliriz. Onu da nasıl çözeriz bilmiyorum. Artık ışıkların altına mı koyarız bilmiyorum ama. Mesela şöyle şu taraf komple şeker kamışı arkadaşlar çıkacağı yer tamam mı? Nasıl yapsak? Tamam öyle. Şurası da şeker kamışı. Şurası da şeker kamışı. Şöyle. Şurası burası. Anladınız mı? Demek istediğimi anladınız umarım. Sadece bu sırayı bir yapayım hemen hızlıca arkadaşlar ben. Aa bu sıra bitmek üzere. Bu arada şimdi sınırsız su yapacağım ya. Arkadaşlar onu eskiden ben mesela olsam şöyle dörtlü bir şekilde su yeri yapar. Oradan aradım ama artık eskiden bu oluyor muydu bilmiyorum da ya da biz mi bilmiyorduk. Şöyle yaptığınız zaman bu sınırsız su oluyor arkadaşlar. İkisini de dolduralım hatta. Yani çok pratik bir yöntem. Çok tatlış. Şuraya da komple bir su yapalım hemen. Tamam bir de şurayı da full su yapalım. Hop, burayı sınırsız oldu mu? Oldu, çok iyi abi. İşte ışıklandırma olayına bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Yoksa burada çok yaratık spawn olur. Bir de şeker kamışların içinde creeper belli olmuyor. O da yeşil, o da yeşil ya. Çok sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Tamam abi, burada full oldu. Şimdi diyorum ki şeker kamışları buraya dikeceğiz de şu suların altına. Yanımda şey yok ya, deniz feneri yok. Gece de oldu. Suların altına deniz feneri koyup üstüne merdiven koysak acaba olur. Dur abi, eve gideyim. Yatağımızda uyuyalım. Yatak odamızda. Hem de deniz feneri getireyim biraz. Biraz da merdiven getireyim arkadaşlar. Oraya yarım blok falan da koyulabilir ama suyun üstüne merdiven koyarsanız da eskiden öyle değildi. Merdivenler su geçirmiyordu. Artık su geçiri, içine su koyulabildiği için öyle yaparız. Işık geçiriyorsa da muhteşem olur. Geçirmiyorsa da arkadaşlar yapacağımız şey şu. Yarım basamak geçirmiyorsa bile şey alırız. Tuzak kapısı alırız. Tuzak kapısı geçiriyor. Veya halı. En basitinden. Tertemiz yaparız. Buradan deniz feneri alalım bir stek. Abi merdiven su şey geçirmez ya, ışığı. Geçirmez abi merdiven. Niye geçirsin? Bak hatta bir tane merdiven al abi şuradan. Şuraya kas. Şunu koy bakayım. Arkadaşlar. Evet. Hiç faydası olmuyor abi. Direkt karanlık oluyor. Niye burada denedim onu da bilmiyorum ama. Tamam, merdiven almıyoruz. Arkadaşlar planları iptal. Kartallarla götürüyoruz yüzüğü. ADŞ'nin mavi işte burada duruyor. Merdiven almıyoruz abi yanımıza. Şimdilik o zaman meşe tuzak kapım çok fazlaymış. Meşe tuzak kapısı alalım. Meşe tuzak kapısı alalım. Güzel olacak arkadaşlar. Buradan deli gibi şeker kamışı bir şeker üreteceğiz yani. Şeker fabrikası dedik. Şimdi şunun abi altını şuraya kır bakayım. Buradan ver bakayım bir tane fener. Koyduğunuz zaman bunu buraya şöyle de koysan olur. Şöyle de koysan. Ama biz üstüne koyalım ki şekerler üstüne şey yapmasın. Anladınız mı? Hatta her yere koymaya gerek. Şuralara merdiven, sadece buralar şey olabilir ya. Mantıklı. Bence de kesinlikle. Buraya yapmışız. 1, 2, 3, 4. Ya kafana göre yap ya. O kadar da şey değil bence. Eşit olmasına gerek yok. Yani kusura bakmasınlar simetrisi olan arkadaşlar. Biraz kafama göre yaptım. Bunların koyulumunu. Zaten görünmeyecekler, merak etmeyin. Yani böyle diyorum arkadaşlar. Sadece bunların üzerine bununla kapatsak. Geri kalanlara merdiven kapatsak. Yani tuzak kapısı harcamamıza gerek olmuyor. Bir de tuzak kapısını koymak daha zor. Yani daha pratik değil şeye göre. Tamam, böyle yaparız, ışıklandırırız. Şuralara şeker kamışı dikiliyor zaten. Tamam, süper. Elimdeki olduğu kadar arkadaşlar şeker kamışlarını dikip burayı şu yüzden yaptım. Bakın, iki tarafı da olabiliyor. Hatta benim acele etmeme de gerek yok. Var ya, buradan yetişen şeker kamışlarıyla bütün her yeri yapabilirim ama evin oradakinden toplarız abi, süper. Böyle olacak arkadaşlar. Şuradan da merdiven çıkaracağım yukarı doğru. Bak nasıl olacak biliyor musunuz merdiven? Dur, yukarı niye çıktım ben? Şuradan başlayayım diyorum. Direkt oradan olmaz çünkü. Buradan başlayayım veya tam şuranın ortasından da başlanıp yukarı doğru çıkılabilir. Şuradan bence şura mantıklıymış ya, şura. Buradan şöyle yukarı doğru çıkar. Buraya doğru çıktı. Oradan da bu tarafa doğru çıkar. Buradan da bir yere çıkmasına gerek yok. En üst kat zaten. Öyle olabilir. Buranın bahçesini falan da bir düzenleme yaparız arkadaşlar. Güzel olur. Şeker fabrikamız burada olacak ve binasını yaptık. İçinde de zaten bir şey yok arkadaşlar. Her katta 3 kat ve deli gibi şeker kamışı yetişecek burada. Şeker fabrikamızda modsuzda hizmet verecek arkadaşlar. Merkeze bir şeker kamışı dükkanı falan bile açabiliriz belki, bilmiyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Modsuz isteyenler biraz mutlu olmuştur umarım. Modsuzlar inşallah devam edecek. Video arkasında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle video sunmaya çalışıyorum ama çoğu yorum diyor ki abi sen koy koy yap yani, biz onlara bakmıyoruz diyor da. Yine de insanın içi rahat etmiyor. Daha fazla modsuz survival için kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hem dayımızın hem de abimizin kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret edip abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar ve hoşçakalın.